Medya Haber'den merhaba. Bu akşam konuklarımızla Kürdistan'da bu son dönemlerde özellikle daha fazla konuşulmaya başlanan, görülmeye başlanan kadına, gençlere, çocuklara dönük şiddet, taciz ve tecavüzü konuşacağız. Devlet eliyle gerçekleştirilen özel savaş uygulamalarını konuşacağız. Ve tabii en önemli yanlarından biri olan da bunlara karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini, ailelerin, gençlerin, toplumun, diğer taraftan toplumu örgütlemekle görevli kurum kuruluşların bu anlamdaki sorumlulukları yapması gerekenler nelerdir? Onları da konuşacağız. Üç değerli konuğumuz var. HDP Ahmet Milletvekili Dersimdağ, hoş geldiniz. Roza Merhaba. Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve yine genç üniversite öğrencimiz Evin Elitaş, sizler de hoş geldiniz diyeyim. Evet. Ve hemen isterseniz Dersimdağ ile başlayalım. Doğrusu açarken de dedim önemli, bu son zamanlarda konuyla ilgili çok ciddi haberler de gelmeye başladı. Yani adeta Kürdistan toplumu ile özel uygulamalarla oynuyorlar. Özel savaş politikaları yürütüyorlar. Önce bunu anlamak için doğrusu sizin toplum içinde gördüğünüz nedir? Yansımaları nedir? Bu yaşananları nasıl anlatmak lazım? Ne yapıyorlar oralarda? Devlet eliyle yürütülen neler var? Yani aslında özel savaş politikası diyoruz. Belki özel savaş politikasına biraz açmak gerekiyor. Yani özel savaş nedir? Özel savaş politikalarını nasıl yürütülüyor? Bunu yürüten, bu politikaları yürüten kimlerdir ya da kimlere karşı yürütülüyor? Belki biraz bunu da açmak gerekiyor. Zaten özel savaş adı üstünde aslında bir ülkeye karşı, bir topluma karşı, bir halka karşı yürütülen gizli bir savaştır. Bununla beraber aslında gizli yürütülen bir savaştır, özel savaş. Özel politikaları olan ve aynı zamanda fiziki olarak yenemediği, hiç söktüremediği, mücadeleden alamadığı kesime karşı yürütülüyor. Şu an Türkiye'ye baktığımızda aslında direnen bir halk gerçekliği. Aslında tüm fiziki kırıma karşı diz çökmeyen, bununla beraber mücadeleden geri adım atmayan bir gerçekleştirilmiştir. Böyle bir halka karşı da elbette Osmanlı döneminde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana da özel politikalarla, gizli politikalarla ve aynı şekilde gizli yürütülen politikalarla bir savaş yürütülüyor. Yani buna kısaca özel savaş diyebiliriz. Aslında silahlı olmayan bir karşısında ve aslında topluma karşı, doğaya karşı, halka karşı, kadınlara karşı yürütülen politikalardır. Şimdi Kürdistan'a baktığımızda bir mücadele gerçekliği var aslında. Yani aslında özgürlüğü için bununla beraber hem her anlamda özgürlük, yani siyasi anlamda özgürlük, fiziki anlamda özgürlük, cins anlamında özgürlük, mücadele eden bir kadın gerçekliği var, bir toplum gerçekliği var. Bu mücadelenin karşısında aslında çaresiz kalan bir devlet de söz konusu. Devlet çaresiz kaldıkça, aslında tıkandıkça özel savaş politikalarını devreye sokuyor ve fiziki anlamda başarılı olamadığı savaşı, mücadelede çöktüremediği kadınları, toplumu, halkı özel savaş politikalarıyla yenmeye çalışıyor. Bir nevi böyle özetleyebiliriz özel savaş politikalarını. Tam olarak bu anlamda hangi politikalar karşımıza çıkıyor? Devlet destekli ya da devlet uygulamalı hangi politikalarla toplum daha çok karşılaşıyor? Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan tabloyu gözlediğinizde. Özel savaş politikaları Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan günümüze kadar yürütülen politikalar. Ama son 6-7 yıllık sürece baktığımızda aslında gittikçe hız kazanan, gittikçe yoğunlaşan politikaları görüyoruz. Nasıl? Bu politikaları nasıl görüyoruz? Yani son zamanlarda Kürdistan'da artan uyuşturucu kullanımı, fuhuş, istismar, taciz, tecavüz, kaybettirilme olayları veya intihar adı altında kadın katliamları gerçekleşiyor. Bunların hepsi aslında özel savaşın bir parçası ve aslında toplumda yansımaların nasıl olduğunu, toplumu yenmenin, direnen, mücadele kimliği olan ve bununla beraber aslında başarıyı kazanma gerçekliği olan bir mücadeledeki halkın nasıl aslında kimlik
güçleştirileceği, iradesizleştirileceği ve mücadeleden alıkonacağı yıldır. En basit örneği de taciz, tecavüz ve aslında uyuşturucuyla fuhuşla görüyoruz bu özel savaş politikalarını ve aslında en yoğun işlenenler de bunlar. Kürt kadınlarına karşı tacizi, tecavüzü ön plana koyma, Kürt gençlerine karşı madde bağımlılığını ön plana koyma ve madde bağımlılığını hem yaygınlaştırma, hem kullanımını hem de satışını sağlama durumu söz konusu oluyor. Yine Kürt çocuklarına karşı bir istismar söz konusu, yani ilgilerinde artan bir istismar söz konusu ve aslında bu istismarı gerçekleştirenlere baktığımızda hepsi bir yerde kamuyla ilişkili olan kişiler oluyor. Yani özetle kısaca Kürdistan'da özel savaş politikalarının bu şekilde göründüğünü, bu şekilde hissettirdiğini, bu şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani Kürdistan'da özel savaş politikası nedir dediğimizde ilk aklımıza gelen ya da ilk gördüğümüz sokaklarda ilk gözümüze çarpan durum madde bağımlılığı, fuhuş, taciz, tecavüz ve istismar oluyor. En yoğun işlenenler de bunlar ve bu politikalarla Kürt halkı aslında mücadeleden uzaklaştırmaya çalışıyor ve psikolojik savaş yürütüyor. Kısaca bunları belirtebiliriz. Yani Kürtistan'da yürüten özel savaş politikaları kısaca bunlardır diyebiliriz. Peki, ayrıntılarını konuşacağız elbet. Doğrusu çok önemli bir konu ve buna karşı nasıl tedbir alınması gerektiğini de konuşacağız. Adalet Kaya ile devam edelim. Siz de uzun dönemdir bu alanda mücadele yürüten bir derneğin başkanısınız. Bununla ilgili çok kez de biliyorum ki yargılandınız. Siz de, dernek üyeleriniz de bu konuda birçok kez şiddetle ya da işte hukuk uygulamaları bile diyemeyeceğimiz uygulamalarla karşı karşıya kaldınız. Şimdi burada bu özel savaş politikaları ile belli ki toplumda bir çürümenin devreye girmesi isteniyor. Toplum çürütülmek isteniyor. Siz bu konuyu değerlendirdiğinizde son yıllarda ortaya çıkan bu olguyu neye bağlıyorsunuz? Bununla çürütmek istedikleri toplumda asıl arzuladıkları nelerdir sizce? Öncelikle herkese merhaba, tüm Kürdistan'a merhaba demek istiyorum burada. Herkesi selamlıyorum. Dersim vekilin başladığı yerden devam edeyim ben de. Süregelen yani aslında 90'lardan beri özel psikolojik savaş politikaları bölgede yürütülüyor. Ama son 5 yılda bunun çok deri yani yüksek boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz, yaşıyoruz, tanık oluyoruz. Nedir bu son 5 yılda yaşanan durumlar? Bir kere en başta toplumsal olarak yoğun bir şekilde yoksullaştırma. Yani hani Türkiye genelinde ve dünyada aslında gelişen bir ekonomik buhran söz konusu ama Kürdistan'da özel olarak bir yoksullaştırma politikası geliştiriliyor. Yani bununla birlikte nedir? İşte gerçekleşen bir kadın yoksulluğu var. Gençlerin gerçekten çok zor koşullarda yani işsizlikle mücadele ederek ya da eğitim konusunda çok zor koşullarda okullara gitmesi söz konusu. Bir de gerçekten şey var yani artık dijital bir dünya var ve dünyanın her yeriyle iletişim kurabiliyor insanlar ve bir sürü şeyi de görebiliyorlar. Yani en önemli iki yeni faktör bu. Bu ikisini hani ortaya koyabiliriz. Bir de işte OHAL dönemi sonrası yağmalanan bir Kürt hareketi, kadın hareketi, sivil toplum hareketi var. Yeniden kendini toparlamaya çalışan işte yani toplumsal olarak zaten hem çatışma hem çatışma sonrası süreci yaşayan o sistematik olarak şiddetin süre geldiği bir dönemden de geçiyor toplum. Sivil toplum da zaten darbe aldı son süreçte. Kadın hareketi de aldı. Yani bütün kurumlar hem kendini toparlamaya çalışırken toplumda bir yandan yoksulluk, bir yandan da böyle bir takım gelişmelerle karşı karşıya. Dolayısıyla gerçekten hani süre gelen o psikolojik savaş meselesi çok farklı bir boyut kazandı. Yani bugün ortaya çıkan, arka arkaya ortaya çıkan durumların hepsi, özellikle bu kamu görevlilerinin ortaya çıkardığı cinsel şiddet saldırıları, işte toplumda gerçekleşen şiddet meseleleri, artan intihar veya intihar
intihara yönlendirme veya intihar süsü verilen kadın katliamlarının hepsi aslında toplumun yaşadığı sistematik devlet şiddetinin farklı boyutlarda gerçekleşmesi yeniden. Yani bu yapısal şiddet kendini her gün farklı şekillerde yeniden üretiyor. Tabii bu çok detaylı bir konu. Çünkü gerçekleşen durum aslında 100 yıldır bir asimilasyon politikası yürütülüyor bu toplumun üzerinde. Bir yandan da son 5 yılda işte o diz çökmeyen, mücadeleye devam eden bir halkın depolitize edilmesi çalışması var. Bunu da özel savaş, psikolojik savaş üzerinden gerçekleştiriyor. Yani bunun çok farklı boyutları var. Yani eğitimle, kültürel alanlara saldırıyla, özellikle de toplumu değiştiren, dönüştüren ve en dinamik gücü olan kadınlara yönelik bir takım uygulamalarla bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu en çok kadınlar üzerinden yapıyor. Bunu zaten sahada çalışan bir kurum olarak biz ne yazık ki görüyoruz. Bunu sayılarla da görüyoruz. Ya da önümüze gelen başvuruların ya da karşılaştığımız durumların içeriğine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Son zamanlarda gelişen cezasızlık politikaları, bununla birlikte bir takım söylemlerle, yani bunu zaten biliyoruz, söylemlerle, politikalarla geliştirdikleri uygulamalar var. Yasaların değiştirilmesi, işte uluslararası sözleşmelerden bir gecede çekilme, bunların hepsi aslında bunun bir parçası. Hiçbiri diğerinden bağımsız değil. Çok sistematik ve örgütlü bir şekilde, çok uzun da bir geçmişi var bunun. Toplumu yeniden kendi istedikleri o sinik, depolitize olmuş bir toplum yaratma çabasının saldırıları bunlar. Elbette ki hani bununla, bunu çok böyle yargılayan ya da hani yukarıdan bir yerden söylemek de doğru değil. Hani toplumun aslında bunun farkında, hani o sinsi savaşın farkında olmadığını düşünüyoruz toplumun, ama bir farkındalık söz konusu, ama duyarsızlaşma dediğimiz bir şey de var. Bu duyarsızlaşmanın sebebi de aslında bu türümün bir başka boyutu. Geçmeden önce onları detaylarla konuşalım istiyorum. Çok kısa üzerinden geçilecek konu değil. Ama özellikle bu örneklediğiniz noktalarda dersim daha da sormuştum, size de sormak istiyorum. Yani somut olarak kadına, gençliğe ve çocuklara özellikle Kürdistan'da ne gibi uygulamalarla yöneliyorlar? Yani sahada gördüğünüz somut örnekler üzerinden bir iki başlığı sayarsanız ondan sonra diğerlerini detaylı konuşuruz. Evet. Ya kamu görevlileri tarafından gerçekleşen bir takım şiddet türleri var. Yani cinsel şiddet bunların en önemlilerinden biri. Bu mesela çok fazla arttı. Özellikle mesela bakıyoruz Van'da, işte Ahmet'te, Şırnak'ta, birçok yerde çocuk istismarı çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Okullarda veya Kur'an kurslarında. Buna dair de bir sürü mesela oluşturduğumuz komisyonlar tarafından sahada gerçekleştirilen bir takım çalışmalar var. Onun dışında fuhuşa yönlendirme meselesi var. Yani kadınlar üzerinde gerçekten ciddi boyutta gerçekleştirilen bir şey bu. Ve ürkütücü bir düzeyde artık. Mesela bunu da bu o derin bir yoksulluk meselesi var. Onunla birlikte kadınları da düşürerek aslında, hani isteyerek ya da farkında olarak yaptıkları bir şey de değil. Birçok kadın gerçekten bir takım şantaj ve bir takım uygulamalarla düşürülüyor. Böyle durumlar söz konusu. Yanı sıra ev içi alanda, yani kamusal alan dışında, hani onu da biz politik alan olarak değerlendiriyoruz. İş yerinde, evde, bir sokakta, birçok yerde kadınlar şiddetle karşı karşıya geliyor. Bu da gerçekten bu psikolojik savaşın bir başka boyutu. Çünkü sistematik olarak toplum içerisindeki erkeğe de işte kadına karşı şiddet üretebileceğine dair bir takım söylemlerle mesajlar veriliyor. Bunun artışının sebebi de aslında devletin bu sistematik politikasının bir sonucu. Ve böyle birçok örnek verebiliriz. Madde bağımlılığı var mesela, en önemlilerinden biri. Madde meselesi de işte yine bu depolitize etme, yani gençleri politikadan uzaklaştırmanın en önemli... Çok özür dilerim. Kedi var evde. Çok özür diliyorum. Rica ederim. Bir şey olmaz. Birdenbire çıktı. Madde meselesi çok önemli bir şey. Burada da yine gençleri gerçekten
politik alandan uzak tutma, yani göz yumma var. Yani evet. Kolluk, işte resmi kurumlar gençlerin madde kullanmasıyla ilgili herhangi bir önlem ve tedbir almıyorlar. Mesela bu çok önemli bir mesele. Çünkü her yerde artık gençlerin çok yoğun bir şekilde maddeye yönlendirildiğini ne tanık oluyoruz. Yani sokakta, parkta, okullarda buna dair başvurular ve duyumlar alıyoruz. Bunların hepsi bütünlüklü olarak bakıldığında tamamen toplumu çürütmeye, sindirmeye, yani o politik duruşundan uzaklaştırmaya dönük bir takım uğraşlar, çabalar ve bu sistematik bir şekilde gerçekten evet. Kürdistan'ın her kentinde uygulanıyor. Böyle ifade edildi. Nedenlerini yine dediğim gibi doğrusu konuşmak gerekir. Evin Elitaş genç ve kadın bir üniversite öğrencisi ve en çok hedefte olan da kesim, özellikle Kürdistan'da da Türkiye'de de üniversiteli gençliğe dönük çok özel politikalarla yöneliyorlar. İşte bunun yanı sıra kaybetmeler de var. Hala Gülistan Doku bulunamadı Dersim'de aylardır ve böylesi bu gece konuştuğumuz özel savaş politikalarının sonucunda yaşanan bir kayıp olduğu da çok belli. Siz bu konuyla ilgili ne dersiniz? Özellikle üniversiteli gençliğe dönük bu politikaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani öncelikle Dersim arkadaşım ve Adalet arkadaşın söylediklerine belki ekleyebilirim arkadaşlar. Bana kalırsa birçok yönüyle açtılar. Toplumun diğer kesimlerine yapılan bu özel savaş politikalarının büyük bir kısmı ve farklılaşarak tabii üniversitelerde bugün bize karşı, üniversite öğrencilerine karşı yapılıyor. Fakat hani Kürdistan'da ve Türkiye'de bunlar farklılaşıyor. Kürdistan'da özellikle yani belli izlenimler edindim. Lise çağlarımdan bu yana edindiğim, üniversitede tabii bunun devamı geldi. Lisede inanılmaz derecede devlet liselerinin yatılı yani pansiyonlarına yakın yerlerde genel itibariyle askeriye işte lojmanlarının bulunması, işte onların daha çok kaldığı alanların, yaşadıkları evlerin orada olmaları. Bunlar çok tesadüfi şeyler değildi. Genel itibariyle işte genç kadın yurtlarına yakın yerlerde polis lojmanlarının, işte jandarmaların vesaire kaldığı yerlerin olması kesinlikle bir rastlantı sonucu inşa edilmiş şeyler değildi. Bu Dersim'de de Kürdistan'ın diğer illerinde de bu böyleydi. Çünkü oradaki genç kadınlar, genç üniversiteli kadınlar ya da liseli kadınlar devletin bilinçli olarak geliştirdiği bir şeydi. Oradaki işte çalışanların, devlet çalışanlarının, yeri geldiğinde polisin, yeri geldiğinde işte jandarmada çalışan birinin hayatına giriyordu o kadınlar. Yani daha doğrusu çok bilinçli bir şekilde geliştiriliyordu. Sevgi olduğu söylenen belli ilişkiler yaşanıyordu ya da pek çok taciz oluyordu. Üstü örtülüyordu bunların. Kısmi olarak Kürdistan'da biz bu tarz sorunlarla karşı karşıyayken Türkiye'de bunun daha farklı bir versiyonu işledi. Biz daha çok burada işte akademisyenlerin kadın öğrencilere yönelik özellikle son süreçte oldukça belirginleşen, artık hani gün yüzüne çıkan şeyler oldu. Pek çok akademisyen şu an hala görevinde, fakat pek çok kadını taciz ettiklerini, hatta bunu ballandıra ballandıra üstelik, yani böyle çok kötü bir şekilde açtıkları işte medyadan dile getirmeleri, yani bu halde çok daha açık ve farklı bir biçimde oluyor. Çünkü devletin bana kalırsa iki tarafa da yönelimi farklı. Gücünün niyeti ya da daha doğrusu daha çok Kürdistan'da Kürt halkının yaşaması da bunda bir öncelik, hani oraya farklı davranmasında. Özellikle o iki farkı Kürdistan'la Türkiye arasındaki gençliğe, ama özellikle de üniversite gençliğine dönük farkı biraz daha açmanız mümkün mü? Bir tarafta devlet eliyle yürütülen özel bir çalışma var dediniz. Diğer taraftan aslında toplumdaki kadın erkek ilişkisi üzerinden, erkek saldırganlığından gelişen özel bir durumdan söz ettiniz. Bu fark neye dayanıyor? Belki onu da açmanız mümkün. Deneyimlemiş, Kürdistan'da örneklerini takip etmiş biri olarak ne söylersiniz bu konuda? Şöyle, şimdi
Kürdistan'da yaşanan her problem ya da devletin eliyle yapıldığı her sorun, baskı, taciz, tecavüz, katletmenin üstü bir şekilde örtüldü. Daha doğrusu cezasızlık politikalarıyla o insanlar serbest bırakıldı. Çünkü Kürt'e ve Kürt halkına reva görülen bir durum var. Hani ona ölüm reva, ona işte katledilmek reva, ona taciz, tecavüz reva. Bunu çok aleni bir şekilde yapıyor. Çünkü ne hakimi, ne savcısı, ne adalet sistemi, ne güvenlik sistemi bunu açık bir şekilde yargılayıp bunun önünü kapatamıyor. Ama Türkiye'de hem çok fazla halkın da karışmış olduğu bir yer olması, hem de Kürdistan kadar belli bir sorunun dile, yani belli bir sorun var Kürdistan'da ve bu halkın direnişiyle dile geliyor. Onların çocukları da bunu dile getiriyor. Kürt halkının çocukları da bunu dile getiriyor. Ve devletin baskısı alenileşiyor yani. Devletin zulmü, devletin yaygın biçimde geliştirdiği işte fuhuşu, ajanlaştırması, insanlara madde alım satımını kolaylaştırması, hatta bizzat kendi eliyle bunu yaptırması Kürt'e ve Kürt halkına düşmanlığı ve bunu Kürt gençlerinde, özellikle toplumun en dinamik kesimi olan Kürt gençlerine, gençlikte bunu yaymaya çalışıyor ve bize bilinçli, kasten ve hiçbir ceza almadan bunu yürütüyor yani. Hani asıl fark buradan geliyor yani. Kürt halkının bir özgürlük talebi olmasından, Kürt halkının demokratik bir yaşamı talep etmesinden ve bu iktidara hayır diyebilen, hakkını isteyen, evet, ve 40 yıl, 50 yıldır bunun, hatta belki 100 yıldır bunun mücadelesini veren halkın çocukları, evet, olduğu için bugün bunlara açık bir şekilde maruz kalıyor. Van'da gördüğüm bir örnek vardı. Devlet kendi polisiyle küçücük çocuklara elden bir şeyler veriyor yani. Hani bunu çok açık bir şekilde yapıyor yani. Bu yargılanacak bir şey değil. Ama bir insan düşünce suçlusu ilan edilip yıllarca cezaevine atılabiliyor. Yani koşullar burada farklılaşıyor. Yani Türkiye'yi ve Kürdistan'ı ayrı ayrı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kürdistan'da çok daha sistematik ve çok daha tahmin edemeyeceğimiz ölçüde ilerliyor yani. Peki, böyle o ayrıntıları da yine konuşuruz sizinle. Dersim Dağ'la devam edelim istiyorum. Aslında bu son bir haftadır toplumda konuşulmaya başlanan, basına da yansıyan o Colemerk'teki devlet güçleri eliyle, işte polis korucu ve asker eliyle gerçekleşen çeteleştirme, fuhuş, uyuşturucu. Doğrusu ben bir gazeteci olarak okuduğumda ilk başta inanmadım. Yani bir hafta önce o görüntüler ve o ayrıntılar bana da geldi bir kaynak üzerinden. Yani bu kadar da olmaz dedirten şeylerdi. Bir askerin itirafları. Şimdi ona dönük bir yayın yasağı da, daha doğrusu gizlilik kararı getirmiş mahkeme. Bu noktaya kadar taşıyabilecek biçimde nasıl pervasızlaşıyor bir devlet? Dünyanın gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Ve tabii politik kimliğiniz de var HDP'nin genç vekili olarak. Doğrusu bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna dönük nasıl bir çalışma ve çaba içerisinde olacaksınız? O Colemerk'te yaşanan şeyler çok çok önemli. Yani belki devlet hiç bu kadar pervasızlaşmamıştı. Belki de pervasızlaşmıştı da bu kadar açıktan yapmamıştı bu işi. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Onu biraz konuşmak istiyorum. Yani elbette ki Colemerk'teki ortaya çıkan bu iş tepesi üzerine çalışmalarım devam ediyor. Başta onu belirtmek gerekiyor ama şimdi özel savaştan bahsediyoruz. Özel savaş ölçüsüzdür, ahlaksızdır ve kuralsızdır. Yani bir kuralı yoktur, bir ölçüsü yoktur, bir ahlak ölçüsü de yoktur. Kürdistan'da yürütülen özel savaş tamamen aslında ahlaksızca yürütülen özel savaşlar. Şimdi biz Colemerk örneğine baktığımızda da aslında özel savaşın Kürt halkı üzerine kadar pervasızca ilerlettiğini ve bununla beraber özel savaşın ne olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani bir somut örnek dedik. Belki en somut örneği olarak Colemerk'e açığa çıkan kuruş tepesini örnek gösterebiliriz. Yani bugün aslında devletin yürüttüğü özel savaşın kimin eliyle yürütüldüğünü ve aslında
Kürdistan'da görev yapan her kamu görevlisinin bir özel savaş elemanı olarak yetiştirildiğinin ve aslında sıradan insanlar olmadığının özel olarak yetiştirildiğinin, Kürdistan'a özel olarak cinsli olarak gönderildiğinin de ispatı niteliğinde oluyor. Çünkü aslında bir çeteden bahsediyoruz. Yani kamu görevlisi olan, asker olan, uzman çavuşu olan, jandarma olan ya da korucu olan, devlete ilişkili olan bir gruptan bahsediyoruz, bir çeteden bahsediyoruz ve onun eliyle aslında düşürülen Kürt kadınlarından bahsediyoruz. Yani ve aynı şekilde Kürt kadınlarının nasıl düşürüldüğünün, Kürt kadınlarına nelerin reva görüldüğünün de çok açık bir göstergesi oluyor. Bu da aslında özel savaşın nasıl yürütüldüğünü de gösteriyor. Kimin eliyle yürütüldüğünü de gösteriyor. Şimdi uzman çavuşlardan bahsediyoruz. Göremek'te yer alan kuruluş tepkisinde de olan. Şimdi uzman çavuşun ilk defa özel savaş politikalarında kullanıldığını da görmüyoruz. Yani İpek Er olayında gördük. Van'da açığa çıkan olayda gördük. Bunun gibi yüzlercesi, yani İzmir'de yine açığa çıkan bazı olaylar oldu. Yani Kürdistan'ın her ilinde neredeyse aslında özel savaş politikalarının yürütücüsü olan kişilerin askerler, polisler, kamu görevlileri olduğunu diyoruz. Göremed'deki durumda bundan çok daha farklı bir durum değil aslında. Yani özel savaş elemanı olan askerler, polisler, kamu görevlileri ya da devlete ilişkili olan kişiler bir şekilde toplumu sürütmek adına, toplumu ahlaklılaştırmak adına ve bunu kadın eliyle yapma adına aslında hiçbir ahlak ölçüsünün olmadığı, ahlaksızlığın en dibini belki yaşatıyor ve yaşamasına sebep olduğu dediğimiz bir olaydan bahsediyoruz. Yani Göremel olayı tam da aslında böyle bir durum. Yani ahlak ölçülerinin yok sayıldığı, bununla beraber özel savaş politikalarının da ölçüsüzlüğünü göz önüne seren bir olay oluyor. Yani evet, İpek Er olayında gördük, Gürtistan'daki olayında gördük veya işte belki çocuk istismarlarında gördük özel savaşın nasıl ilerlettiğini, ama bu kadar setevari ve bu kadar pervasızca olunduğunun somut olarak ya da basına yansıyan bir ilk defa belki gördük, ama bunun tek olmadığını da biliyoruz. Yani Kürdistan'da bu tarz setevari yoğun olduğunun, özellikle direnişin yoğun olduğu ve bununla beraber aslında mücadele eden, direnen bölgelerin çok daha yoğun olduğu bölgelerde bu durum gerektiğini gördük. Göremed de bunlardan biri. Yani aslında Göremed halkından ne kadar direniş dolu bir geçmişi olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi olan Göremed'de geçiyor oluşu da, Kurca'da geçiyor oluşu da çok aslında öyle sıradan tesadüfi bir olay değil. Aslında askerlerin çok yoğun yaşadığı, belki yani kent nüfusunun yarısından fazlasının kamu görevlisini oluşturduğu, askerlerin, polisin oluşturduğu bir bölgede bu kadar gelişen bir ahlaksızlık söz konusuysa, aslında bu da devletin buna göz yumduğunu, devletin bizzat kendisinin bunu yürütmüş olduğunda çok basit bir örneği oluyor. Yani Göremel örneğinde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Devletin denetimiyle, devletin eliyle bir fuhuş çetesi geliştiriyor ve aslında bir dönemin yetkilileri işte Kürt kadınları taş atmasın, fuhuş yapsın söyleminin nasıl geliştiğinin, bununla beraber aslında Kürt kadınının, Kürt halkının işte ahlakıyla, bununla beraber onuruyla, direnişiyle, mücadelesiyle ön planla çıkmaması adına tam tersi kimliksizliğiyle, iradesizliğiyle ve bununla beraber sürümüşlüğüyle tanıtma, böyle bir halk yaratma gerçekliği söz konusudur. Yani böyle bir taba gerçekliği söz konusudur. Şimdi biz Kürt halkının bir bütünen aslında nasıl ölçülü bir yaşamı olduğunu, ahlak ölçülerinin ne olduğunu çok açık bir şekilde biliyoruz. Ve Kürt halkının aslında belki bugünlere kadar kültürünü, yani bu kadar asimilasyon politikalarına karşı kültürünü yaşatıyor oluşu, kültürünü, dilini bugünlere kadar taşımış olmasının en büyük rolü kadınlardadır ve kadın eliyle gerçekleşmiştir bir yerde de. Şimdi de tam olarak, yani aslında var olan Kürt halkı gerçekliğinin tam zıttı olan bir
Süt alt gerçekliği yaratmak isteniyor ve bu da kadın eliyle yapılmak isteniyor. Yani aslında iradeyi taşıyan, direnişi taşıyan, mücadeleyi taşıyan, kültürü taşıyan ve bir bütünen Türk halkının kültürünü, varlığının taşıyıcısı olan Türk kadının, mücadelesinin öncüsü olan Türk kadının eliyle hem Türk kadını iradesizleştirme, kimlikleştirme evet. ve bir bütünen Türk halkını iradesizleştirme durumu gerçekleşir. Dölemel Goladır tam olarak budur. Yani aslında özel evet. savaş politikası, Kürtistan'ı yürüten özel savaş politikası ne kadar derinlikli, ne kadar canlı ve ne kadar kirli olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Biz Dölemel'de açığa çıkan kuruşun Kürdistan'da yaygın olarak devlet eliyle yürütüldüğünü de biliyoruz. Yani sadece Dölemel'deki durum basına yansıyan durumdur. Bunun çok daha yoğun olduğunu biliyoruz. Yani aslında açığa çıkmayan, bu olayda da yine açığa çıkmayan birçok sebebin olduğunu, birçok kişinin olduğunu da biliyoruz. Bunun nasıl ilerletildiği noktasında da aslında bu çetenin nasıl kadınları düşürdüğü, bunun üzerinden bu işi nasıl yaptığı üzerine de çalışmalarımız devam ediyor, araştırmalarımız devam ediyor ama şunu da tekrar belirtmek istiyorum ki yani bu sadece Dölemek'te yürütülen bir durumda değil, Kürtistan'ın her ilinde buna benzer devlet eliyle yürütülen çeteler var. Devlet eliyle oluşmuş ve devletin görevlileri olan çeteler var. Ve bu çeteler Kürt kadınlarını düşürme politikaları yürütüyor, Kürt gençlerini düşürme politikaları yürütüyor ve aslında bunu bir yerde de aslında öyle bir noktaya getiriyor ki aslında özünden koparılmış olan Kürt halkın evlatlarının eliyle de yaptığı bir yerde. Evet, evet belki bir asker var, polis var ya da işte bir kamu görevlisi var çetenin içerisinde. Ama asıl işi aslında özünden kopardığı, psikolojik savaşta yine özel savaşta özünden kopardığı, kimlikleştirdiği ve halkının mücadelesine yabancılaştırdığı Kürt gençleri, Kürt kadınları eliyle de yapmaya başladı. Bir yerde aslında Kürt'ü Kürt'e kırdırma ve Kürt halkını yine kendi eliyle, Kürt gençlerinin, Kürt kadınlarının, Kürt toplumunun kendi eliyle ahlaksızlaştırma ve çürütme politikası yürütüyor. Dölemek'te de bunun en somut halini görüyoruz. Peki. Dedikleriniz önemli doğrusu. Kürt'ü Kürt'e kırdırtmanın bir yolu da bu devlet politikaları açısından baktığımızda. Adalet Kaya, sizinle devam ederim istiyorum. Şimdiye kadar gördüğümüz örneklerin neredeyse tamamında devletin suçun faili olarak topluma yansıyan polis, asker ve diğer kamu görevlilerinin hiçbirisine ceza verilmedi. Tacize, tecavüze karışanlar, uyuşturucu, fuhuş, ajanlaştırma faaliyetlerini yürütenler hep cezasız kaldı. Hem bu politikayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu bağlamda Colemert'teki durumun açığa çıkmasına da bizzat o çeteci faaliyetin içerisinde olan bir uzman çavuşun itirafları bu noktaya getirmiş. Buna rağmen böylesi bir politikayı nasıl izleyebilirler? Çünkü Dersim'de de anlattık, korkunç bir tablo. Gerçekten korkunç bir tablo. İzah etmek bile mümkün değil. Buyurun. Evet. Sadece bizim izlediğimiz davalar var. Bu davaların bütününde sizin de belirttiğiniz gibi cezasızlık pratiği bir yana yani birçok kamu görevlisi bir müddet sonra başka bir yerde görevlisi kuruyor. Takip ettiklerimizden. Ama şunu da söylemek lazım. Yani gelmiş geçmiş bütün davalarda yani 90'lardan hatta belki daha geriden bugüne Kürdistan'da işlenen suçlarda hiçbir kamu görevlisi ceza almamış. Böyle net bir istatistik var yani bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Zaten bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Elbette ki bu insanlar zaten bu suçları işlerken nasıl bir motivasyonla hareket ediyorlar? Bunu gerçekten devlet adına yani sırtını devlete dayayarak ve Kürt kadınına özellikle de kadına yönelik saldırıları çok bilinçli yani düşman hukuku üzerinden, düşman mantığıyla, zihniyetiyle yapıyor. Yani kadını o işte Kürdistan'ın bir şeyi olarak hani şey savaş zihniyeti böyledir. Bütün savaşlarda kadınlar o toprakların bir parçası olarak görülür ve o savaş ganimeti olarak görülür ve zarar verilir. Biz
gerçekten şunu her defasında ifade etmek zorundayız. Yani burada süren bir savaş var. Yani çatışmanın düşük yoğunluklu veya değil, işte hani adına özel psikolojik savaş diyoruz, özel savaş diyoruz. Bir sürü farklı şekilde tanımlayabiliriz. Ancak şu net, yani çatışmanın yoğun bir şekilde olduğu veya olmadığı süreçlerde, yani durduğu zamanlarda, yani silahların sustuğu zamanlarda bir de süren bir şiddet söz konusu ve kamu görevlileri, askerler, polisler ya da işte valiliklerde, şurada burada, diğer kamu okullarda çalışan bazı kamu görevlileri kadınlara zarar vermeyi bir düşman zihniyeti üzerinden gerçekleştiriyorlar ve bunu da hak görüyorlar kendilerine. Yani bu savaş mantığından ileri geliyor ve bu motivasyonu da gerçekten devletten alıyor ve sırtını da oraya dayıyor. Yani dolayısıyla mesela yargılamalarda az önce de belirttiğiniz gibi direkt bir olay açığa çıktığında önce onunla ilgili bir gizlilik kararı alınıyor, hemen yargı tarafından veriliyor. Dolayısıyla bu şey zaten delil karartmaya, işte var olanı, hani o zaten o süreç, yani yargı süreci doğru işlemesin diye önlemler almaya dönük bir şey. Direkt önce işte bir gizlilik kararıyla bu durumu bertaraf ediyorlar ve süreci kendi istedikleri şekilde yönlendiriyorlar. Yani bunlara onlarca kere tanık olduk. İşte Musa Orhan meselesi var. Yani net bir şekilde cinsel şiddet uygulamış, raporlar ve diğer bütün bulgular bunu gösteriyor ama şu anda tutuksuz yargılanıyor ve bu yargılamanın mahkeme salonundaki şey örüntüsü ya da akışı tamamen İpek Er'in yaşam şekline, Kürtlüğüne, anlayışına ya başka bir sürü şeyine, saldırıya dönüşüyor. Yani Musa Orhan orada fail olmaktan çıkıyor aslında. İpek Er ve Kürtlüğü yargılanıyor, kadınlığı yargılanıyor. Yani böyle birçok dosya var. Yani bununla, sadece bununla örneklendirmek istedim. Bu bütün bunların tamamı düşman mantığı, düşman zihniyeti ve böyle yaklaşılması. Yani bu kamu görevlileri bu motivasyonu gerçekten sahip oldukları, sırtını dayadıkları yerden alıyorlar. Ve hiçbir zaman da bunun, yani en azından bu özel psikolojik savaşın da bir sonucu ve ürünü olarak ifade edebilirim. Burada şeyi de belirtmek lazım. Yani bütün bunlar, ya Hakkari'de, işte Van'da, Ahmet'te, birçok yerde gerçekleşen olaylar var. Bu olaylarla ilgili biz daha net bilgiye ulaşmadan ya da geçen sene Batman'da olmuştu. Mesela biz bilgiyi alıyoruz, hemen oradaki kadınlarla iletişime geçmek için harekete geçiyoruz ama çok hızlı bir şekilde o kadınlar da ortadan kayboluyor. İşte failler de ortadan kayboluyor. Yani bir soruşturmaya dönüşmeden olayı örtbas ediyorlar. Bütün bunlar çok sistematik ve çok örgütlü. Dolayısıyla gerçekten bizim de bunun karşısında devletin, çok sistematik... Devletin evet. Bu kadar organize çalışmasının nedenlerini anlattınız siz de. Dersim Dağ'da, evin arkadaşımız da anlattı. Bu politikayı yaşama geçiren devlet, evet Kürt toplumuna düşmanca bir siyaset de izliyor ama bunun yanı sıra belki biraz sonra da toplumsal boyutunu konuşuruz ama müsaade ederseniz ben evinle devam edelim. Çünkü topluma da çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Özellikle üniversitelerde gençlerin tuzağa çekilmesini, fuhuş, uyuşturucu ve ajanlaştırma faaliyetlerinin ajanlaştırma faaliyetleri boyutunda evin arkadaşımız bize anlatsa ama programın geri kalanında da doğrusu buna karşı nasıl mücadele edilir? Ve ayrıca ailelerin, bireylerin, kadınların, gençlerin sorumluluğu nedir, ne olmalı? O konuyu da konuşuruz müsaade ederseniz. Ama varsa bir iki sözcük ekleyeceğiniz, kesmiş olmayayım. Ondan sonra evin arkadaşla devam edelim. Peki evin arkadaşı. Evin arkadaşla devam edelim o zaman. Siz bu işin üniversite boyutunu, fuhuş, uyuşturucu, ajanlaştırma faaliyetleri nasıl görüyorsunuz? Bu konuyla ilgili nasıl örnekler vermek mümkün? Özellikle cezalandırma boyutuna ilişkin de diyecekleriniz var mı? Şöyle söyleyebilirim.
Fuhuş ve uyuşturucudan ziyade belki üniversitelerde en yaygın, en genel gördüğümüz şeylerden bir tanesi ajanlaştırma olayı oluyor. Üniversiteler biliyorsunuz aydın gençliğin örgütlü mücadele yürütebildiği, demokrasi talepleri olan, özgür, özerk bir demokratik bir üniversite isteyen ve bunu bütün toplumun her kesimine bir şekilde yaygınlaştırmak isteyen bu durumu, böyle bir rolü var. Yani bugünden değil 68 kuşağından tutalım, hatta belki öncesinden üniversitenin böyle bir durumu var, üniversite gençliğinin. Buna dönük devletin geliştirdiği en önemli şeylerden bir tanesi işte ajanlaştırma. Ajanlaştırmayı farklı biçimlerde yapabiliyor. Çoğu zaman yeni yeni örgütlenebilen, örgütlü mücadele yürütmek isteyen, keza işte ya da şöyle söyleyeyim ya da işte bir politik bir Kürt genci okuyan, politik bir Kürt genci ya da sosyalist fikirlere sahip olan gençlere aşırı bir işte kaçırma, bir yöntem olarak kaçırmayı deniyor. Sonrasında bunu birkaç bir şeye bölebiliriz. Mesela başta sohbet etmek isteyen tarzda, arkadaş olmak isteyen bir üslupla gidiyor devletin gönderdiği insanlar. Çünkü kendini polis olarak tanımlıyor bu insanlar. Kaçırılma oluyor. Genelde işte beyaz arabalı, işte siyah camlı oluyor araçları. Yüzlerce öğrenci biliyoruz böyle kaçırılan. Başta işte onlarla sohbet etmek isteyen, sonrasında buna tepki gösteren, buna karşılık veren öğrencileri bir kısmını darp edebiliyor. Tacize maruz kalabiliyor o kaçırılan kişi. Ailesiyle tehdit edilebiliyor. Çoğu zaman en çok başvurdukları şeylerden bir tanesi aileleriyle, eğitim hayatlarıyla onları tehdit etmek. Hatta gerekirse canlarıyla, yani bunun da pek çok örneği var. Mesela ajanlaştırmayı bir bu boyutuyla kullanıyor. Çünkü üniversitelerin örgütlendiğinde, örgütlü bir yapısı olduğunda bütün toplumu değiştirebilecek bir gücü olduğunu, bir de genç ve dinamik bir güç olduğu için bunun önünü bu şekilde tıkamak istiyor. Çoğu insanı, çoğu tanıdığım hatta öğrencinin ailesini bile arayarak çocuğunuz işte şu faaliyetlere, bu faaliyetlere içerisine giriyor, şu terör propagandasını yapıyor gibi şeyler de bulunuyor. Son süreçte barınma sorunuyla ilgili çıkan eylemselliklerde, Boğaziçi ile alakalı çıkan eylemselliklerde ya da İstanbul Üniversitesi'nde ve diğer üniversitelerde Kürt öğrencilere dönük gerçekleştirilen faşist saldırılar sonrası gerçekleşen eylemlerde öğrencilere dönük bu yaklaşımın da belki kısa vadede de olsa bir özel savaştan kaynaklı, bu politikadan kaynaklı uygulandığını söyleyebilirim. Fuhuş içinse belli akademisyenlerin, az çok açıkçası çoğunun da ismi biliniyor, bilinmeyen de vardır. Ama özellikle kadın öğrencilere taciz etmeleri, uygunsuz fotoğraflarıyla onları yeri geldiğinde taciz etmeleri, hepsi de var ama işte Kürt halkına işte Hakkari'deki gibi, Batman'daki gibi yapılan o fuhuş çeteleri, yani fuhuş çeteleri bu sistemle değil, üniversite içinde daha çok işte üniversitedeki hocayla, işte daha çok burada çalışan polislerle, ama formatının farklı olduğunu düşünüyorum. Daha farklı bir seyirde ilerliyor. Çünkü üniversite gençliğinin önünü tıkayabilmek için gidebileceği hani çok fazla zemin var. Özellikle özel savaşı kullandığı bir başka yöntem, hani onları sadece kariyerist bir yaşama gönlü, yani onları sadece buna gömmek, yani sadece kariyerist bir yaşamın sahibi olmaları için pek çok kere üniversitelerin içerisinde sürekli buna dönük işte paneller, forumlar, bu tarz şeyler yapılıyor. Yani genelde onların meslek ve kariyer hayatlarıyla alakalı da sürdürülen bir politika var bana kalırsa. Yani fuhuş ve uyuşturucu için en azından hani çok kapsamlı bir şey belirtemiyorum. Hani bunu çok sistematik bir şekilde yaptıklarına dair, fakat işte Gülistan Doku'nun örneği ya da katledilen diğer öğrencilerin
de örneği var ama ben Kürdistan'daki kadar sistematik mi henüz bunun bilgisine sahip değilim. Fakat en azından belli üniversitelerde bunlar için yoğunlaşıyoruz. Sadece buna dönük belli üniversitelerde işte cinsel tacize önleme birimleri falan kurulmuştu. Bunlar kısa kısa işliyor. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Peki o çalışmaları da biraz sonra konuşalım. Biraz daha böyle hızlı gidelim istiyorum doğrusu. Dersim dağla devam edelim. Çok özet soracağım. Yani devletin özel savaş uygulamalarına karşı nasıl mücadele etmek gerekir? Yani bunları sayıyoruz, söylüyoruz ama diğer taraftan buna karşı bir mücadele de gerekli. Belki somut biraz da bunları konuşalım, sorumlulukları konuşalım. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir mücadele yöntemini öngörüyorsunuz ve bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Özellikle HDP bu konuda etkili bir örgüt, gençlik örgütleriyle birlikte de sizin de çabalarınız var biliyoruz. Buyurun. Yani elbette ki bir savaş gerçekliği var. Bu savaşın savaş gerçekliğinin içerisinde de aslında Kürt halkına dönük yoğun özel savaş politikaları var. Bu özel savaş politikalarına karşı Kürt halkı ne yapmalı, Kürt gençleri ne yapmalı, Kürt kadınları ne yapmalı? Biz de HDP Gençlik Meclisi olarak bu konuyu sık sık gündemimize alıyoruz. Hatta en ana gündemlerimizin başında geliyor. Çünkü özel savaş politikaları daha çok gençlik üzerinde yürütüyor, Kürt gençleri üzerinde yürütüyor. Kürt genç kadınları üzerinde yürütüyor. Her şeyden önce aslında bir gerçekliğini bilme, özünü bilme ve aslında karşıdaki özel savaş politikalarının üstü olan kişilerin sana nasıl yaklaştı? Yani bugün bir savaş gerçekliği var dedik ama bu savaş gerçekliğinin içerisinde özel savaş politikaları yürütülüyor dedik. Peki özel savaş politikaları yürütülürken mesela bir Kürt gencine nasıl yaklaşılıyor? Kürt halkına nasıl yaklaşılıyor? Kürt kadına nasıl yaklaşılıyor? Bunu da tartışmak gerekiyor. Şimdi karşımızda aslında her yönüyle bizi düşman olarak gören bir devlet var. Yani bugün dilimize düşman olan, varlığımıza düşman olan, kimliğimize düşman olan bir devlet gerçekliği var. Şimdi bizi düşman olarak gören bir devlet gerçekliğiyle ya da işte devletin özel elemanlarıyla, özel savaş elemanlarıyla ilişkimiz ne boyutta olabilir? Yani ne boyutta olmalıdır? Belki bunu da yani konuşmak gerekiyor. Şimdi bir askerle, bir polisle, bir Kürt kadının ilişkisi nasıl olabilir, ne kadar olabilir, sınırları, ölçüleri ne olmalıdır tartışmak gerekiyor. Şimdi bir yandan bizi düşman olarak gören ve bize düşmanca yaklaşan bir kamu görevlisi var, özel savaş elemanı var. Peki biz bu özel savaş elemanıyla ya da işte bize düşmanca yaklaşan biriyle bir ilişkimiz olabilir mi? Yani hani duygusal anlamda bir ilişki ya da bir arkadaşlık durumu da olamaz. Yani çünkü her anlamda bizim varlığımızı yok sayan, aslında varlığımıza karşı bir düşmanlığı olan, yok etmek isteyen, kültürünü yok etmek isteyen, dilini yok etmek isteyen, fiziki anlamda yok etmek isteyen bir gerçeklik söz konusu. Şimdi bunun farkında olmak gerekiyor. Yani bir gerçekliğini bilme, yani bir Kürt halkının gerçekliğini bilme, direnişini bilme, mücadelesini bilme, bununla beraber aslında coğrafyasında var olan savaşı da bilme ve düşmanını tanıma. Yani şimdi kimin ona düşmanlık yaptığını bilme, kimin eliyle bu düşmanlığın yürütüldüğünü bilme, özel savaş politikalarını bilme, özel savaş politikalarının yürütücüsünü tanıma ve yöntemlerini de bilmek gerekiyor. Bizim çalışmalarımıza daha çok bunun üzerinden ilerliyor aslında. Yani hem Kürt halkının gerçekliğini bilme, tanıtma, bilinçlendirme, hem de aslında özel savaş politikalarını anlatma. Özel savaş politikaları nedir? Nasıl yürütülür? Nasıl karşı karşıya kalırız günlük hayatta veya işte özel savaş politikalarına karşı ne yapmak gerekiyor? Üzerine tartışmalarımız oluyor daha çok. Yani özel savaş politikalarına karşı aslında durabilmenin, mücadele edebilmenin yegane yolu kendini bilmedir, özünü bilmedir yani. Kürt halkının gerçekliğini bilmedir. Ve bununla beraber aslında karşıdakinin özel savaş aygıtlarını tanımadır, bilmedir. Özel savaş aygıtları nedir? Nasıl yürütülüyor özel savaş? Ancak bu şekilde yani mücadele yürütülebilir. Çünkü pervasızca bir savaş yürütülüyor dedik. Yani özel savaş politikalarından bahsederken ya da işte ölçüsüz de olduğunu söyledik. Her an, her yerde karşımıza çıkabileceğini söyledik. Ya da işte
ahlaksızca olduğunu söyledik, kuralsızca olduğunu söyledik. O zaman biz kendi kurallarımızı belirleyeceğiz. Biz kendi ölçülerimizi belirleyeceğiz. Kendi ahlak ölçülerimizi belirleyeceğiz. Ve bu ölçüler içerisinde bir yaşam gerçekleştireceğiz. Yani şimdi bir Türk genç kadının bir askerle, bir polisle, işte aşk adı altında, sevgi adı altında bir ilişki yaşaması mümkün değil. Çünkü karşıdaki kişi zaten bir özel savaş elemandır ve sana aşık değil ya da işte seni sevmiyor, yani seni düşmanı olarak görüyor. Seni katletme adına aslında belki en iyi, en güzel, en saf, en temiz insani duyguları kullanıyor yani ve seni düşürmeye çalışıyor. Şimdi bizim ölçülerimiz olduğu noktada, bizim yaşam ölçülerimiz, ahlak ölçülerimiz olduğu noktada şimdi bir asker, bir polis, bir Kürt genç kadına bu şekilde yaklaşamaz yani. Ya da işte o ölçüleri aşamaz. O ahlak ölçülerini aşamaz, yaşam ölçülerini aşamaz, kuralları aşamaz. Bir yerde bir duvara çarpar yani. Eğer biz karşıdakinin ahlaksızca olduğunu biliyorsak, pervasızca olduğunu biliyorsak, ölçüsüzce olduğunu biliyorsak o zaman biz kendi ölçülerimizi belirleyeceğiz. Kendi kurallarımızı belirleyeceğiz ve yaşamımızı da buna göre yaşayacağız. Yani gerçekliğimizi bilerek, kültürümüzü bilerek, bir savaş gerçekliğini bilerek, bununla beraber Kürt halkının tarihini de bilerek, yani Kürt halkının nasıl bir yaşam yaşadığını, bugüne kadar nasıl bir yaşam yaşadığını, nelerle karşı karşıya kaldığını ve şu an nelerle karşı karşıya kaldığını bilerek bir yaşam süreceğiz. Evet. Ancak bu şekilde yani özel savaş politikalarını boşa düşürebiliriz. Ancak bu şekilde özel savaşla politikalarına karşı başarılı olabiliriz. Özel savaş politikaları her anlamda Kürt gençlerine karşı geliyor. Her anlamda işte Kürt, yani her eğitim sisteminden tutalım, bugün dizilere kadar, işte sosyal medyadan tutalım, işte teknolojideki karşımıza çıkan işte reklamlara kadar her anlamda bir algımız yönetilmeye çalışılıyor. Yani bir psikolojik savaş yönetilmeye çalışılıyor ve bizi mücadeleden koparmaya çalışan bir gerçeklik var. Kürt halkını mücadeleden koparmaya çalışan bir gerçeklik var. O anlamda bizim aslında mücadeleyi daha fazla tanıma, gerçekliğimizi daha fazla tanıma, özümüzü daha fazla tanıma ve aslında özümüze de dönme durumu söz konusu. Yani yegane mücadele yolu budur. Kendini bilme, kendini tanıma ve kendin olma, yani öz olma, özünü yaşama, özünü yaşatma, özünü tanıma ve tanıtma yoludur aslında özel savaş politikasında mücadele yolu. Ancak bu yolu tercih ettiğimizde, ancak bu yolda ısrarcı olduğumuzda da başarılı olabiliriz. Çünkü yine belirtiyorum, özel savaş politikaları pervasızca geliyor, her yönden geliyor. Yani sadece fuhuşta açıklayamayacağımız, aslında sadece tacize, tecavüze, madde bağımlılığı açıklayamayacağımız kadar yoğun ve aslında sistematik, örgütlü. İşte biz nasıl örgütlü bir mücadele yürütürsek aslında bizim bu mücadelemizi yok sayan ya da işte bu mücadeleyi çürütme adına, yani bu toplumu çürütme adına yürütülen kötülük de, özel savaş politikaları da aslında örgütlü ilerliyor. Yani en ince detayına kadar düşünülüyor, en ince detayına kadar yoğunlaşılıyor ve bu şekilde geliniyor Kürt halkına, evet, Kürt gençlerine. Elbette ki buna karşı da mücadele yolu, aslında mücadelede ısrar ve bu politikaları teşhir etme, bu politikaları deşifre etme, bu politikalara karşı bilinçlenme ve özünü yaşama, özünü yaşatma yoludur. Kısaca bize mücadele yolunu bu şekilde açabiliriz. Aslında örgütlenme boyutuna da vurgu yaptınız. Önemli olgulardan biri. Biraz sonra onu da konuşalım. Adalet Kaya sizinle devam edelim. Konuşuyoruz ama işte düşmanın düşman olduğunu bilmek lazım. Özetle Dersim Dağ'ın dediği bu. Buna karşı özel anlamda hem ailelerin hem bireylerin, kadınların, özellikle kadınların ve gençlerin sorumluluğu nedir? Gerçekten çok somut olarak bu kesimler ne yapmalı? Ya aslında birkaç başlık altında bir şey söylemek istiyorum. Birincisi müthiş bir hafıza şeyi de var. Yani hafızamıza dönük de bir saldırı var. Toplumsal geriden getirdiğimiz, aslında düşmanımızı unuttuğumuz bir süreci de yaşıyoruz belki. Az önce Dersim Vekil'in de belirttiği hususlardan da söz ederek, yani şu anda o savaşın savaş olarak görünmemesi, o sinsi savaşın çok algılanmaması gerçekten çok büyük bir şey yaratmış durumda. Yani hani normal bir dönemi yaşıyoruz, sanki bütün yaşanan bu şiddet türleri, bütün bu
her şey çok normalize ediliyor. Bütün sistemin aygıtları, mekanizmaları tarafından. Bunun bir hatırlatılması lazım. Yani en başta bizim politika olarak bir hafıza tazelemesi yaşamamız lazım. Biz şu süreçlerden, yani tarihimizi bilmek, nereden geldiğimizi, nelerle mücadele ettiğimizi, neler kaybettiğimizi ve kazandığımızı, yani bütün kazanımlarımızı sahiplenerek ona da işte o farkındalığa da ulaşarak, yani bunu aslında kadınlar, gençler, toplumdaki her biri için, bir bütün toplum için ifade ediyorum. Bu bizim en güçlü öz savunmamız olacak. Yani önce bununla başlamamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir başlığım da önleyici politikalar geliştirmek gerekiyor. Yani toplumdaki her bireyle, her kadınla, her gençle gidip konuşmak gerekiyor. Yani bunun aslında bir savaşın yansımaları olduğunu, o özel psikolojik savaşla karşı karşıya kaldığı, ya yaşadığı yok. Sonucudur. Anlatmamız gerekiyor. Böylece aslında bir ortada olan bir farkında olmama hali. Yani zaman zaman karşı sanki bir duyarsızlık konuşuyoruz ama aslında bir duyarsızlık değil. Bir farkında olmama, o hafızayı olmama. O kadar çok şimdi kadınlar, insanlar, yani mesela kadınlara baktığımız zaman her şeye olduğu saldırının sadece kadın olmakla kadını kesişimsel olarak çoklu şiddete maruz kaldığını da anlatmak gerekiyor. Yani böyle birçok şey var. O farkındalık, o kendi yaşadığı şeyi tanımlama aslında bizim öz savunmamızı başlatacak. Yani kendisi, bireyin önce kendisiyle başlaması gerekiyor, her bireyin. Bir kere bizim en başta yapmamız gereken şey bu. Bir ikinci husus, şiddet gören ya da bu tür durumlarla karşı karşıya kalan kadınların başvurabileceği alanlar yok. Mesela işte kamu görevlisi tarafından cinsel şiddete uğruyor, korkuyor, utanıyor ya da işte aşk adı altında bir takım durumlar yaşıyor. Bunu hiç kimseyle paylaşmıyor. Mesela Gülistan Doku örneğinde konuştuğumuz gençlerde bunu gördük. Bir müddet sonra aslında utanma ve utanmayla birlikte gelişen yaşadığını saklama durumu. Bir de zaten başvurabileceği mekanizmalar, kolluk, işte savcılık vesaire, bunlar tamamen şey, yani bu durumu örtmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim bununla ilgili olarak her kentimizde kurumsal mekanizmalar oluşturmamız lazım. Yani mesela İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli maddelerinden biridir. Kentlerde cinsel şiddet kriz merkezlerinin olması, Türkiye'nin hiçbir kentinde yok. Kürdistan'da bir de cinsel şiddet meselesiyle ilgili değil mücadele bunun önünü açacak, bunu özendirecek, yani kamu görevlileri ve toplumda da durumlar yaratılıyor. Dolayısıyla hem kadınların bu tür yerlere başvurabileceği alanlar açmak, hem de onları koruyabilecek alanlar açmak gerekiyor. Bunu başarabilmemiz lazım. Yani bir kadın şiddete uğradığı zaman güvenerek gidebileceği mekanizmalar olmalı ve biz bunları yaratabilmeliyiz. İkinci mesele bu. Yani bununla karşı karşıya kalan kadınları koruyabilme. Bir diğer husus da işte bu cezasızlık politikası. Yani bunun da savaşın bir parçası olduğunu, aslında düşman hukuku üzerinden yaratıldığını, yani bu şiddetin cezasız kalmasının bir savaş hukuku sonucunda gerçekleştiğini anlatmak gerekiyor. Yani aslında zaten uluslararası mekanizmalardan bahsediyor. Yani daha önce sürekli savaş etmeye bir çabaları vardı. Çünkü zaten yaşanan şey aslında değil Türkiye mahkemelerinde uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken hususuna baktığımız zaman, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Berlin'de yaşananlardan farklı değil yani. Tecavüze uğraması, maddeye yönlendirilmesi, gençlerin, bunların hepsi savaş sonrası coğrafyalarda yaşanmış şeyler. Yani bunları zaten biliyoruz ve bunların hepsi gerçekten uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gereken uygulamalar. Ama ne yazık ki bunun bir savaş olarak görünmemesinden, çok sinsi yürütülmesinden kaynaklı olarak biz bunu
böyle büyük bir gayretle topluma anlatmalıyız ve toplumun kendi öz savunmasını gerçekleştirebileceği o farkındalığı yaratmalıyız. Yani en önemli meselenin bu olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz ayrıca. Peki. Belki arkadaşlar başka bir şeyler söyler, ben susayım. Evin arkadaş sizinle devam edelim. Özellikle gençlik bazında bu çürümeye karşı nasıl bir çalışma yürütülmeli ya da siz bu çabaların içinde olan bir aktivistsiniz aynı zamanda. Siz nasıl bir çaba yürütüyorsunuz? Siz derken şahsınızdan değil, özellikle örgütlü yapınızdan, HDP gençliğinde sanırım çalışıyorsunuz. Ondan söz ediyorum. Genel anlamda nasıl bir çalışma yürütülüyor? Siz ne dersiniz? Öncelikle yürütülmesi gereken bir savaş, yani özel savaş. Bu bahsettiğimiz kısımlarda da tabii ki gençliğin kendi rolünü oynadığını ve belli alanlarda Kürdistan başta olmak üzere Türkiye'nin de metropollerinde çalışma yürüttüğünü söyleyebiliriz. Son 1,5 aylık ya da 2 aylık süreçte pek çok yerde, İzmir'de, İstanbul'da, Ahmet'te, Van'da buna karşı, bağımlılığa karşı futbol turnuvaları gerçekleştirildi. Yeri geldi mahallelere gidildi. Mahallelerde gençlerle sohbet edildi, ailelerle sohbet edildi. En azından bir ne yapılabilir, bu haliyle toplumun ya da gittiğimiz mahallelerde durum nedir, nasıldır, nasıl yol izlenebilir, bunun şeyi çizildi, yani bunun yol haritası çizildi. Tabii ki yapılması gereken çok şey var. Öncelikle bizim halkımızın, ailelerimizin, devletin bizim üzerimizde yürüttüğü bu politikalardan haberdar olması gerekir. Yani işte çok sıradan hususlar değil bizim çocuklarımızın aşırı bir şekilde madde bağımlısı olmaları ya da işte fuhuş çetelerinin içerisinde yer almaları, bu kötü şeylerin onlara yaptırılıyor olması ya da işte ajanlık politikalarının onlara dayatılıyor olması, ailenin bir kere bunun bilincinde olması gerek. Çünkü dikkat edersek binlerce arkadaşımız ya da kaçırılan, ajanlaştırılmaya çalışılan arkadaşlar aileleri tarafından işte yanlış bir şey yapıyormuş, buna maruz kalmış fikri yerleşiyor. Aileleri bunu düşünün. Bunu destekleyen kişi kim? Devlettir yani. Bunu onlara düşündürten yapı devletin ta kendisidir. Çünkü aileleri arayarak çocuğunuz kötü şeylere bulaşıyor. Bunu onların kendi zihinlerinde yaratıyorlar. Buna karşın önce ailelerimizin fikirlerini değiştirmeliyiz. Gençlerimizle zaman zaman belli buluşmalar düzenlemeliyiz. Yani en azından önümüze de koyduğumuz şeyler. Üniversite işlerinde de bu nitekim böyle olacak. Mahalle mahalle, sonuçta sağlık okuyan pek çok üniversite genci var. Bu hususlarda mahalleye girdiklerinde annelerle, gençlerle, kadınlarla sohbet edebilecek, bağımlılığı anlatabilecek, tartışabilecek, yani sağlık açısından da bunu onlara anlatabilecek, en azından bu kadar bilgiye kısmi olarak da sahip olan üniversite gençleri var. Bunlar en azından kendi zihnimizde önümüze koyduğumuz şeyler, ama dediğim gibi çok daha incelikli yapılması gerekiyor. En küçük çocuklarımızdan tutalım, okumuş olan daha büyük yaştaki gençlere kadar hepsiyle ilgilenebilmek. En azından belki niteliksel açıdan demesem de hani o güce getirebilmek, yani. Yani bunu yaygınlaştırabilmek, evet. Her yerde bilinçli aileleri bilinçlendirebilmek, gençlerle toplanıp bunun üzerine konuşmak, belli etkinlikler geliştirmek, evet. Yapılması gereken şeyler arasında. Özellikle ajanlaştırma en çok yürütülen şeylerden bir tanesi. Buna dair belli atölyeler geliştirmek, kadınların tacizi ve kadınlara yapılan tacizi ve işte sözlü tacizler oluyor pek çok yerde. Buna karşın kadınların bir öz savunma atölyelerinin bile olabilmesi, özellikle üniversitelerde, bu belli üniversitelerde zaten yapılıyor. Ama bizim de
kendi örgütlü yapımız arasında konuştuğumuz kadınların bunun bilincinde olması ve bir buna dönük belli mekanizmalar kurmamız gerektiği yönünde. Bir de bahsetmiştim, cinsel tacizi önleme birimleri vardı öncesinde, bundan birkaç sene önce. Hala da kısmi olarak devam ediyor. Belli yönleriyle tacizi yapan insanlar teşhir ediliyor her yerde. Davalar açılıyor, kadınlar yan yana duruyor. Bizler de üniversite işlerinde bunu kavrayabilecek bilinçli bir, özellikle Kürt gençlerine bunu aşılamak, bunu öğretmek sorumluluğumuz. Çünkü dersin arkadaşının dediği gibi düşmandır ve bizi düşman olarak tanımlıyor. Yani düşman olan biziz. Bize dönükte sevgi adı altında ilişkilenmeye çalışmaları, arkadaşlık etmeye çalışmaları, bu tarz şeyler oldukça yaygın ilerliyor. Buna dönük kendini savunabilen, kendini tanıyan, kendi kültürünü, benliğini ve bir soykırımın eşiğine getirilmeye çalışıldığını ve aslında karşı tarafın onu düşman olarak tanımladığını bilen bir genç bir örgütlük ağı da yaratır. Yani bütünen bunu mahallelerde de yapar, üniversitelerde de yapar. Tüm Kürdistan'da ve Türkiye metropollerinde bunun sorumluluğunu alır. Yani bunun bilincinde olur. Bu örgütlüğü yaratır ve buna karşı durur yani. Ajanlaştırılmaya, fuhuşa ve uyuşturucuya karşı bu sefer o genç kendisi mücadele etmeye başlar. Böyle söyleyebilirim. Bunun dışında şu an zaten Gençlik Meclisi'nin de bir kampanyası var. Tam da bunu konuşacaktık. Son 10 dakikamız, öyle söyleyeyim. Şöyle 3'er dakikayla özetleseniz. Dersim Dağ'dan başlayalım. HDP gençliğinin yürüttüğü çalışmalar var. Uyuşturucuya, fuhuşa ve ajanlaştırmaya karşı alanlara çıkıyor. Somut olarak bu kampanya nasıl yürüyor? Doğrusu benzer kampanyalar da olacak mı? Şöyle 2-3 dakikayla özetlerseniz sevinirim Dersim Dağ. Politikalarına karşı en büyük silahımız ya da en büyük gücümüz, direniş alanımız örgütlenmek ve bilinçlenmek dedik. Yani biz HDP Gençlik Meclisi olarak aslında özel savaş politikalarına maruz kalan en büyük kesim olarak da hem halkı bilinçlendirme hem gençleri bilinçlendirme adına bağımlılığı kıralım, yeni yaşamı kuralım adı altında bir kampanya başlattık. Ve bu kampanya çerçevesinde sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle dolaşıp yani hem bildiri dağıtma, hem özel savaş politikalarını teşhir etme, hem özel savaş politikalarını yürüten kesimi teşhir etme üzerine bir kampanya yürütüyoruz. Bugün özel savaş politikalarının yürütücüsünün aslında kamu görevlisi olduğunu söyledik ve kamu görevlilerinin aslında bu politikayı yürütürken bizimle Kürt gençleri nasıl bir ilişki kurduğunu belki biraz teşhir etmeye çalışıyoruz. Yani aslında Bodrumlarda Kürt gençlerini katleden devlet görevlisi ya da işte bir Kürt kadın olan Ekim Van'ın teşhir eden devlet görevlileri bugün aslında bizimle dostane bir ilişki kurmaya çalışarak aslında dost olabileceğini, işte arkadaş olabileceğini göstermeye çalışıyor ama aslında o kamu görevlisinin özünde kim olduğunu ve bize nasıl yaklaştığını aslında bize gösterdiği yüzü değil, aslında bize gösterdiği yüzün arkasındaki yüzünü göstermeye, tanıtmaya, anlatmaya ve bu anlamda Kürt gencinin de kendini tanıması, Kürt ailelerinin de aslında hafızasını, yani Adalet Arkadaşımız hafıza dedi, hafızasını unutmaması. Aslında köyünü yakan devlet görevlisinin bugün başka bir yöntemle kendisini yok etmeye çalıştığını, özel savaş politikası kendisini yok etmeye çalıştığını anlatma adına aslında daha çok toplantılar, sohbetler gerçekleştiriyoruz. Yani en büyük gücümüz bilinçlenmek, örgütlenmek ve bu politikaları teşhir etmek dedik. Bizim de çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. İlk kampanyamız değil. Aslında özel savaş politikalarına karşı başlattığımız ilk kampanyamız, ilk hamlemiz değil. Son da olmayacaktır. Yani onu da söyleyelim. Peki. Özel savaş politikaları Kürt gençlerinin belki en önemli gündemidir. Bu anlamda bizim de en önemli gündemlerimizin başında geliyor. Bugün tecritten tutalım, savaşa karşı, ekonomik krize karşı, yoksulluğa karşı hepsini bir bütünden özel savaş politikaları olarak değerlendirebiliriz. Kürt halkı başta olmak üzere aslında Türkiye'de yaşayan tüm halklara karşı yürütülen bir özel savaş politikası var ve bu anlamda bu halkın
bir ferdi olarak, bir Türk genci olarak, bir Türk genç kadın olarak veya aslında bu halk için mücadele yürüten gençler olarak en büyük sorumluluğumuz da bu politikaları teşvik etmek ve aslında halkı savunmaktır diyebiliriz. Bu anlamda da bu yönlü kampanyalarımız, bu yönlü çalışmalarımızın da olacağını belirtebilirim. Peki, çok teşekkürler. Adalet Gayesi'nle devam edelim. Siz de halkı aydınlatmaya dönük çabalardan söz ettiniz. Kadın örgütlerinin özellikle halkı aydınlatmaya dönük çabalarına ilişkin şöyle 2-3 dakikalık bir değerlendirmede bulunursanız sevinirim. Zamanımız daraldığı için kusura bakmayın lütfen. Mümkünse kısa bir değerlendirmenizi alalım sizden de. Şey yapayım. Biz de mahalle ve sitelerde kadınlara aslında şeyi anlatıyoruz. Çiftlikin türlerini ve bunun aslında kaynağını, yani çiftlikin politik olma halini, bütün bu meselenin aslında sistematik ve bin yıllara dayanan bir şey olduğunu anlatıyoruz. Bunun dışında öz savunma meselesiyle ilgili, yani öz savunmanın ne olduğunu aslında en başında kendini bilmeyle, o kimliğini bilmeyle başladığını anlatıyoruz. Yani sürekli söylüyoruz bunu, diyoruz ki en güçlü öz savunmamız örgütlü olmamızdır diyoruz. Bunu anlatırken örgütlü olmayı da işte hani gidip kurumlarda örgütlenme olarak algılanmaması gerektiğini, örgütlenmenin kişiliğimizi, karakterimizi, işte kendimizi güçlendirmekle başladığını anlatıyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu anlattıkça biz mesela şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani kadınlar ışıldıyor, aslında birazcık hatırlıyor. Yani müthiş bir öz savunma yeteneğine sahip zaten bu toplum, Kürt halkı ve kadınlar. Dolayısıyla bu çalışmaların tamamı aslında uzun zamandır sinmiş olan, içe çekilmiş olan bir ruhu canlandırıyor. Zaten var olan bir şey. Ben işimizin çok zor olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü çok büyük bir baskı ve saldırı altında bütün Kürt halkı ve özellikle kadınlar, gençler, kültürümüz, doğamız diye ifade edeyim. Ama bunun karşısında da bunu anlattıkça büyük de bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Bir diğer mesele, ben şeyi ifade etmek istiyorum, cinsel şiddet meselesini. Cinsel şiddet gören kadınların korktukları için, utandıkları için başvurmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla yargısal süreçleri biliyoruz ki ne yazık ki bu iktidarla beraber cinsel şiddet meselesi kadınların ve çocukların ispat yükümlülüğüne bırakıldı, katalog suçlar içerisinde sayılarak. Böyle bir değişiklik yaptılar 4. yargı paketinde. Bununla ilgili ya bizim kendi mekanizmalarımızı oluşturmamız gerekiyor ama bu faillerin yargılanması için de buna maruz kalan kadınların hızlıca hastanelere ve diğer karakollara başvurması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bir diğer önemli konu bu. Lütfen ertelemesinler. Çünkü bunlar zaten örtülmeye, kapatılmaya yönelik de bir takım uygulamalar. Madde meselesi, madde bağımlısı, gençlerin, ailelerin başvurabileceği hiçbir yer yok. Yani bununla ilgili de hem bizim kendi mekanizmalarımızı yaratmamız gerekiyor. Elbette ki bu mekanizmaların hepsi zaten yerel yönetim sistemi içerisinde oluşturulmuştu. Hepsi şu anda yağmalandı, kapatıldı, kayyımlar tarafından ortadan kaldırıldı. Ama şu anda hali hazırda ailelerin gidebileceği, başvurabileceği, sağlık desteği alabileceği, psikolojik yani destek alabileceği hiçbir yer yok. Bize gelen başvurulardan biliyoruz bunu. Bu konuyla ilgili de daha güçlü kampanyalar ve destekler sağlamamız lazım. Bunu ifade ederek bitireyim. Herkese çok teşekkür ederim. Peki. Son konuşmacımız Evin Alitaş arkadaşımıza söz vereyim. Yine böyle 2 dakikayla özetlerseniz çok sevinirim. En büyük saldırı altında olan gençler. Ama en büyük direnişi veren de gençler. Onu da biliyoruz. Yani sonuçta gençliğin direnişine söylenecek söz yok. Son sözleriniz ne olur? Gerçekten bu direnişi büyütmeye dönük, bu özel savaş uygulamalarına dönük ne yapılmalı? Şöyle 1-2 dakikada özetleseniz bize. Tabii. Bugün belki özel savaş yöntemlerinden işte fuhuş, uyuşturucuyu ve ajanlaştırmayı daha özel bir konu olarak aldık ama özel savaşın çok boyutlu olduğunu ve bizim de
Yani ben bir Kürt genci olarak söylüyorum. Ve bir genç kadın kimliğimle de söyleyebilirim. En büyük yanıtımız, en büyük karşılığımız bu özel savaşa dönük en büyük karşılığımız kesinlikle örgütlü özgücümüz olmalıdır. Bugün üniversitelerde, mahallelerde, belli kurumlarda, kuruluşlarda ne olursa olsun ya da Adalet arkadaşın dediği gibi belki de kendi içimizdeki bir örgütlülükten bahsediyordu. Her alanda örgütlü olmak zorundayız. Özellikle hele bir gencin bu kadar dinamikken iktidar ve sistem onun ruhunu, zihnini bu kadar henüz yağmalamamışken, yani daha ele almamışken, ya gerçi gençliği de bunu farklı tartışmak lazım bilemiyorum ama en azından bu canlılığa sahipken her yerde hani örgütlü olabilmesi gerektiğini, başta üniversiteler olmak üzere söylüyorum, her Kürt gencinin bugün örgütlü mücadelenin içerisinde yer alması gerektiğini, kendisini örgütlemesi gerektiğini ve bizi düşman olarak tanımlayan sistemin ve devletin tam karşısında bu haliyle durması gerektiğini, bunun onun borcu olduğuna, sorumlu olduğuna, kendisine bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Hatta insanlar bir sorumlu olduğuna inanıyorum. Bunlar yapıldığında onların özel savaş politikalar olarak yürüttükleri fuhuş ve uyuşturucu ve ajanlaştırma da yani bu mücadele karşısında duramayacaktır. Yani bizim örgütlüğümüz, bizim özgücümüz bütün bize çizilmiş sınırları, bütün yaratılan kötü algı şekillerini yıkacaktır. Yani ya da bu şu an hali hazırda gençlerimizin yaşadığı bu çıkmazdan bizi çıkartacaktır. Söylemek istediğim, gençlerin mutlaka örgütlenmesi gerektiğidir. Evet. Özellikle Kürt gençlerinin örgütü ve kendilerini tanıyan bir biçimde bir örgütlülüklerinin olması gerektiğidir. Evet. Özellikle üniversitelerde. Programdan çıkan özet şu: düşmanın düşman olduğunu bileceksiniz ve o temelde de çok güçlü bir şekilde örgütleneceksiniz. Yoksa düşman özel savaş uygulamalarında sonsuz bir biçimde devam edecek. Bu konuda hiç şüphe yok. Dersim Dağ, HDP Ahmet Milletvekili. Çok teşekkürler katkı ve emeğiniz için. Adalet Kaya, Roza Kadın Derneği Başkanı. Size de çok teşekkürler katkı ve emeğiniz için. Yine Evin Elitaş, üniversite öğrencisi arkadaşımız. Size de çok teşekkürler. Sağ olun, var olun, zaman ayırıp halkımızı bilgilendirdiğiniz için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Kadınlara, gençlere, çocuklara dönük saldırıyı konuştuk. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.